9 Ağustos 2022 tarihinde yaptığımız başvuru vardı. Bu tabi bizim Avrupa Konsey Bakanlar Komitesi'nin Sayın Öcalan'ın kararı ile ilgili başlatmış olduğu izleme süreci süresinde yapmış olduğumuz 5. başvuruydu aslında. 2014'te AİHM kararı çıkmıştı. O karardan sonra Bakanlar Komitesi kararın infazını takip etmek üzere bir denetim süreci başlatmıştı. Bizler o süreden sonra birkaç başvurumuz olmuştu. 4 başvurumuz olmuştu bu yıllar içerisinde. Sonuncusu Ağustos'ta yaptığımız başvuru oldu. Bu başvurular izleme süreci boyunca herhangi bir ihtiyaç doğduğunda, bir gereklilik söz konusu olduğunda ya da herhangi bir gelişme durumu olduğunda yapılabilir başvurulardır. Bu başvurumuzda konusu da Sayın Öcalan'ın özgürlüğüyle ilgili son 10 ay içerisinde yaptığımız başvuruların sonuçları ile ilgili bir sunumdu, bir başvuruydu. Tabii 2014'te AİHM kararı çıktıktan sonra biz kararın gereğinin yerine getirilmesini bekledik. Yani üye devlet, ülke Türkiye'den karara uygun adımların atılmasını ve ağırlaşmış müebbet hapis cezasının değiştiren, dönüştüren yasal koşulların adımlarını atmalarını bekledik. Ancak yıllarca bu konuda herhangi bir adım atılmadı. Hatta yasal olarak daha kötüye giden bir gidişat söz konusu oldu. Ondan dolayı biz artık kararın gereğinin yerine getirilmesi için bu sefer konuyu yargıya taşıdık. Aslında bu bir zorunluluk değildi elbette. AİHM kararı verildikten sonra ve karar kesinleştikten sonra Türkiye buna uymakla sorumludur ve yükümlüydü. Ancak buna uygun adım atmadığından kaynaklı bizler bu konuyu yargıya taşıyıp yargının ağırlaşmış müebbet hapis cezası ile ilgili Türkiye'nin mevzuatında yer alan olumsuzlukları iptal etmek üzere, örneğin sorunun kaynaklandığı yasal düzenlemelerin iptali için konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını talep ettik mahkemeleri aracılığıyla. Dolayısıyla o yasal düzenlemenin iptali için bir talep vardı. Aynı zamanda ve daha önemlisi Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanmasına, karar altına alınmasına yönelik bir talebimiz söz konusuydu. Bu bahsettiğim süreç mahkemeler nezdinde yaptığımız girişimler, başvuruların sonuçlarını biz bu sefer Bakanlar Komitesi'ne taşıdık. Yaptığımız 5. 9'a 1 kural başvurusu denir buna. Komiteyi bilgilendirdik. Yani 8 yıldır herhangi bir adım atılmadığı gibi Sayın Öcalan'ın adına yapılan bireysel başvuruda da çıkan mahkeme kararlarının ne kadar olumsuz olduğunu, AİHM kararına yargının da uymadığını, kararın icra edilmediğini ve uyulmadığını dair gelişmeleri, sonuçları, kararları, bu konudaki bütün gelişmeleri komiteye bildirdik ve komiteye yönelik bu gelişmelerden kaynaklı kimi taleplerimiz oldu. Yani bizim de birden fazla başvurumuz olduğu gibi aslında Türkiye'nin de Bakanlar Komitesi'ndeki izleme sürecini yakından takip ettiği anlaşılıyor. Daha önceki kimi başvurulara da benzer içerikte cevapları olmuştu. Bizim dışımızda da kimi başvurular oldu, sivil toplum örgütlerinin başvuruları oldu. Onlara da Türkiye yanıt verdi ve yanıtlar olduğu kadar aynı zamanda Türkiye bu izleme sürecinde eylem planları da sundu. Kararın gereğinin yerine getirilmesine yönelik olduğu iddiasıyla eylem planı sundu ki zaten izleme sürecinde Türkiye'nin bir eylem planı sunma sorumluluğu da vardı. Ancak 2015'te ve 2021 yıllarında iki eylem planı sundu verdiği diğer yanıtların haricinde. Ne bu eylem planları içerisinde ne de bizim son yaptığımız bilgilendirme başvuru metnine verdikleri cevap içerisinde karara uyulmaya dair herhangi bir gelişme söz konusu değil. Aslında mevzuatta AİHM'in kararlarına uygun herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Ama neye atıf yapıyor Türkiye yanıtlarında?
Örneğin genel affa atıf yapıyor, özel affa atıf yapıyor ya da işte meclisin alabileceği kimi aflarla ilgili gelişmelerin Cumhurbaşkanlığı'na başvuru yapılabileceği veya yasal koşulların, anayasal koşulların bunu düzenlediğine dair kimi yasal düzenlemelere atıf yaparak aslında koşulu salıverilme düzenlemesinin olduğuna dair cevaplar veriliyor. Yani bu bize verdiği son yanıtta da öncekilerden çok farkı yok. Herhangi bir farkı yok. Daha doğrusu özet şeklinde bir yanıttır ve diğerlerinin tekrardan ibarettir. Türkiye'nin verdiği bu yanıttaki gelişmelerin uygun olmadığı zaten AİHM kararında bile çürütülmüş durumda. Yani AİHM kararı içerisinde bunlar değerlendirilme konusu yapılmış. Cumhurbaşkanlığının af yetkisi, meclisin özel veya genel af çıkarma yetkisi umut hakkı kapsamındaki gelişmelere uygun mu? Umut hakkı standartlarına, AİHM'in içtihatlarına, evrensel standartlara uygun mu değil mi tartışması yürütülmüş ve AİHM bu konuda bunların yeterli olmadığı, bunların kişinin, bireylerin öngörebilir bir şekilde kendilerinin serbest kalacağı umudunu içermediği. Dolayısıyla umut hakkının Türkiye'nin mevzuatındaki bu aflarla ilgili koşullara indirgenemez derecede önemli olduğunu tespitini yaparak ağırlaşmış müebbet hapis cezasının ömür boyu çektirilmesi yönündeki düzenlemelerin işkence yasağına aykırı olduğunu, insanlık dışı bir düzenleme olduğu kararını vererek ihlal kararı vermişti. Dolayısıyla Türkiye bugün bu vurguları tekrarlayarak kararın gereğini yerine getirmiş olmamakta. Karara uygun, tersine karara uygun düzenlemeleri yapmayacağını ortaya koymuş olmaktadır. Bu bir yana aslında önceki yanıtlarında da, eylem planında da ve bu son yanıt içerisinde de ağırlaşmış müebbetlerle ilgili kimi istisnai bazı cezaların muaf olduğunu da ortaya koyuyor. Aslında bu ifade tek başına diğer bütün açıklamaları, ki zaten kapsamlı olmadığı ortada, diğer bütün açıklamaların da afaki açıklamalar, yönlendirmeye yönelik olduğu, Bakanlar Komitesi'nin izleme sürecini olumsuz etkilemeye yönelik olduğu anlaşılıyor. Çünkü muaf dediği şey aslında ömür boyu çektirilen ağırlaşmış müebbet infaz yasası. Daha çok siyasi mahkumlarla ilgili, siyasi cezalarla ilgili bir düzenleme. Zaten AİHM'in ihlalini verdiği düzenleme bu. AİHM'in düzeltilmesi gerektiğini vurgu yaptığı düzenleme bu. Bu konuda Türkiye bu konuda istisnaların olduğunu belirtip aslında AİHM'in kararının ne kadar doğru olduğunu bir yönüyle itiraf etmiş oluyor. Bu konuda yani Bakanlar Komitesi'nde bunu dikkatten kaçırmaması gerektiğini belirtebiliriz. Yani bugünkü yanıtın da diğer önceki yanıtın da genel olarak içerdiği husus bu. Yani vermek istediği mesaj AİHM kararına uymayacağının mesajını veriyor. Şimdi bu izleme süreci bir süreç. Bu süreçteki başvurucuların attığı adımlarla Türkiye'nin attığı adımlar Bakanlar Komitesi nezdinde bir değerlendirme konusunu olacak. Dolayısıyla nihai olarak Bakanlar Komitesi bu süre içerisinde atacağı kimi adımlar var, en nihayetinde de bir karara varacaktır. Aslında o kararın hukuken nasıl olması gerektiği şimdiden bile ortaya çıkmış durumda. Çünkü Türkiye bu karara uygun davranmayacağını ilan ediyor. Bakanlar Komitesi Türkiye'den eylem planı sunmasını istiyor ve bir çözüm planını göstermesini istiyor. Bu bütün gelişmeler Türkiye'nin bu konuda karara uygun, aynı kararın standartlarına uygun bir çözüm planı olmadığını ifade etmiş oluyor. Yani Türkiye Sayın Öcalan'ın merkezinde olduğu bu konuda da düzenleme şu ana kadar yapmadığı, aslında verdiği yanıtlarda herhangi bir çözüm planı da sunmayacağını ifade etmiş oluyor. Elbette sadece Sayın Öcalan'ın ilgilendiği bir mesele değil. Çünkü ömür boyu hapis cezası Türkiye'nin yapısal bir sorunundan kaynaklanıyor. Sadece bireysel bir sorundan kaynaklanmıyor. Ve bu binlerce kişiyi ilgilendiren bir boyuta gelmiş durumda. Hukuksal anlamda dahi.
sadece yargısal anlamda ve hukusal anlamda dahi binlerce kişiyi etkileyebilir bir duruma gelmiş. Önceleri sadece Kürt siyasal mücadelesi içerisinde ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan kişileri etkileyen bir boyuttaydı. Özellikle en nihayetinde Sayın Öcalan'la getirilmiş bir düzenlemeydi bu. Ancak bugün binlerce kişiyi etkileyen, kapsayan bir mevzuata dönmüş durumda. O yüzden sadece Sayın Öcalan'ı ilgilendiren bir konu değil. Toplumsal ve siyasal anlamda da Sayın Öcalan'ın durumu nasıl hukuku şekillendiriyor, olumsuz anlamda hukuksuzluk kanunlaşıp kural haline gelip yaşamımızı etkileyebiliyorsa, toplumsal yaşamı etkileyebiliyorsa, bu siyasal anlamda da, özgürlükler anlamında da, ekonomik anlamda da daha daraltılmış bir toplumsal yaşam inşa etmeye yönelik kimi adımlar bunlar. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın yararlanmasını engellemek açısından atılan kimi adımlar, Türkiye'nin daralmasına neden olan adımlara yol açıyor. Türkiye'nin toplumsal refahını, toplumsal özgürlüğünü, toplumsal büyümesini de engelleyen, zayıflatan, daraltan bir etkisi olduğunu bütün toplumun görmesi gerekiyor. Süreli hapis cezalarında, yine adli müebbet hapis cezalarında umut hakkı olarak ifade edilebilecek erken serbest kalma koşulları var. Zaten bunları ortaya koyarak güya Türkiye'de umut hakkı olduğu mesajını vermeye çalışıyor Bakanlar Komitesi'ne, ki Bakanlar Komitesi'nde Türkiye aleyhine bir karar çıkmasın. Amaç bu. Ama ne AİHM'in kararının içeriği bunlarla ilgili, ne de bugün izlenen süreç bununla ilgili. Veya Bakanlar Komitesi'nin beklediği kimi yasal düzenlemeler bu konuyla ilgili değil yani. O yüzden ikisi arasında fark var. İkisi birbiriyle ilişkili şeyler değil. Bir kesimi tamamen hak dışında gören, idamdan sonra ömür boyu hapis cezasını çekecek şekilde idamın farklı bir boyutuyla uygulanma düzenlemesi olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun değişmesi lazım, bunun dönüşmesi lazım. Evrensel standartlara, aynı standartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Türkiye'den beklenen bu. Henüz kapanan bir süreç değil. Bu şekilde kapanması mümkün de değil. Beklentimiz Türkiye'nin bu konuda AİHM kararına, AİHM standartlarına uygun yasal düzenlemeleri bir an önce atması. Kaldı ki Sayın Öcalan'ın tutuklu kaldığı koşullar 24 yılı dolmuş durumda. Yani 24 yıla doldurmak üzere uzun bir tutukluk hali var. Bir ömür denilebilecek bir tutukluk hali var. Bu tek başına artık sonlanması gerektiğini de ifade eden bir durumdur. Elbette bu konunun Kürt meselesiyle ilgili olduğu aşikar. Türk devletinin 100 yıldır Kürt meselesine yapmış olduğu bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar bu topraklara, bu halklara, bu topluma hiçbir şey kazandırmadı. Sermayedarlara, kimi tekelcilere, kimi burjuvaziye, iktidar odaklarına kazandırdığı kadar daha büyük bir kapsamda bu coğrafyaya kaybettirmiş durumda. Bugün geldiğimiz noktada zayıflayan, daralan, güçsüzleşen, her açıdan geriye giden bir toplum gerçeği var karşımızda. Devletin bu konudaki, Kürt meselesindeki bakışının değişmesi, hukuksal gelişmelerin önündeki engellerin kaldırılması, toplumsal anlamda da refaha, özgürlükler açısından daha geniş, daha huzurlu, daha refah düzeyi yüksek ve bilinç düzeyi yükselmiş güçlü bir toplum ortaya çıkacak. Bundan dönülmesini bekliyoruz. Öcalan umut hakkı sağlanırsa bu coğrafyada şu an yaşanan bütün yaşamsal kötüye gidişler değişir. Zaten şu an toplumun ihtiyacı olan anlayış, toplumun ihtiyacı olan düşünce içeriği ve toplumun ihtiyacı olduğu kişi İmralı'da. Sayın Öcalan'ın düşüncelerine ihtiyacı var bu toplumun.
Sayın Öcalan'ın toplumsal barış etkisine ihtiyacı var. Demokrasi mücadelesine ihtiyacı var. Bugün ne özgürlükler mücadelesi, ne demokrasi mücadelesi, ne toplumsal barış, ne toplumsal uzlaşı kalmış. Bunlar tamamen ortadan kaldırılmış, daraltılmış, siyasal, güvenlikçi, askeri politikalarla tamamen konuşulmaz bir hale getirilmiş. Yasaklayan, tecrit eden, kısıtlayan, bastıran, zulmeden bir politika devrede. Dolayısıyla toplumun, Sayın Öcalan'ın siyasal mücadelesine ortaya koyduğu dünden bugüne doğayla ilgili, toplumla ilgili, kadının yaşadığı toplumsal eşitsizlikle ilgili, genel toplumsal bütün sorunlarla ilgili gerçekçi çözümleri, projeleri, fikirleri bulunmakta. Bunların yaşamsallaştırılması gerekiyor. Bu aynı zamanda Sayın Öcalan'ın özgürlüğü toplumsal bir menfaattir. Hukuk da böyle bakmalıdır. Hukuk zaten birilerinin tekelinde olup daraltılan bir araca dönüştürülen bir şeye gelmiş. Ama tarafsızlığı ve bağımsızlığını koruyan bir hukukun toplumsal ihtiyaçlara göre dönüşmesi gerekiyor. Toplumun ve yargının bu gerçekliği görüp baktığı kimi erklerin ihtiyacından çıkıp toplumsal ihtiyaca uygun olarak dönüşmesi ve buna göre kararlar vermesi gerekiyor. Yani hukuksal bir ihtiyaç, toplumsal bir ihtiyaç, siyasal bir ihtiyaçtır. Bu yönüyle, her yönüyle meşru bir gelişme olacaktır Sayın Öcalan'ın umut hakkını sağlanması. Aslında önceki yanıtlarında da var demiştik. Yani Türkiye herhangi bir adım atmayacağını söylüyor. Yani bu konuda ahim kararının içerisinde kimi bireysel önlemlerin alındığını geçtiğini söylüyor. Ve bu bireysel önlemlerin genel önlemlerle ilişkili olduğunu ifade edip genel önlemlerin de alındığını belirtiyor. Bu konuda yapılacak başka hiçbir şey kalmadığını yanıtlarında söylüyor. Dolayısıyla ama bu bir süreç olduğu için herhangi bir zaman içerisinde Türkiye'nin yeni yanıtlar ve yeni eylem planları sunmasının önünde bir engel yok. Yeni sunumlar da yapabilir. Ancak şu ana kadar yaptıkları olumlu herhangi bir adım atmayacaklarını deklar etmiş oluyorlar. Yani sivil toplum örgütlerinin başvurusundan sonra Türkiye'nin genişçe bir yanıtı olmuştu. Sivil toplum örgütleri o yanıta karşılık da geniş bir yanıt vermişti. Daha sonra bu grup izleme süreci içerisinde diğer başvurucuların da başvuruları oldu. Emin Gurban'ın başvurusu oldu, bireysel anlamda başvurusu oldu. Yine bizim yaptığımız başvurular ve genel bu konuya dair STK'ların yaptığı başvurulara bir verdiği yanıtlar ortada. Bu konuda işareti herhangi bir düzenleme yapmayacağını ortaya koymuş oluyor. Ama dediğim gibi bu devam eden bir süreç olduğu için önünde herhangi bir engel yok. Yani 22 Eylül'e kadar Bakanlar Komitesi Türkiye'ye şöyle süre verdi. Bugüne kadar, yani 22 Eylül'e kadar adım at demedi. Bu konuda aynı kararlarına uygun adım atılmamış tespiti yaparak derhal bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması çağrısı yapmıştı. Derhal. 22 Eylül'e kadar atılan adımlarla ilgili bilgilendirme talebi de söz konusuydu. Ama bugüne kadar düzeltmelere, yasal düzenlemelere dair herhangi bir bilgilendirme olmadı. Eskinin tekrarından ibaret bu yanıtlar. Bu konuda süreç kapanmadan kimi gelişmelerin, kimi bu tür başvuru ve yanıtların olmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. İlk defa Kasım-Aralık 2021 tarihinde Bakanlar Komitesi gündemini almıştı. Ve bu gündem sonucunda kimi kararlar aldı, ara kararlar aldı. Nihai kararı dosyanın tamamının kapatmasına yönelik olacak. Süreç tamamlandığı vakit. Bu bahsettiğimiz Türkiye'nin yanıtlarının içeriğindeki gerçeklik, Bakanlar Komitesi'nin tespit edeceği gerçeklikler. Bizler de zaten Bakanlar Komitesi'ne bunu sunuyoruz. Dolayısıyla Bakanlar Komitesi bunu ıskalamaması gerekiyor. Bunu görüp kimi ara kararlar almaya devam edebilir. Yeni bir süre de verebilir.
Ama biz Bakanlar Komitesi'nden beklediğimiz, ister süre versin, ister kimi yeni çağrılarda bulunsun, ara kararlar boyutunu bir üst aşamaya taşımasını bekliyoruz. Zaten başvurularımızda o tür taleplerimiz var. Nedir o üst aşama? İzleme süreci kimi dönemsel toplantıların gündemine konu olabilir. Yıllık yapılan toplantılarda gündem olabilir. Komitenin üye temsilciliklerinin gündeminde yer alabilir. Komitenin çıkaracağı dönemsel ve yıllık raporlarının içerisinde yer alabilir. Komite üyelerinin üye devletle ikili diplomatik ilişkilerinde gündem konusu olabilir. Bunların sonrasında üye ülke ısrarla AİHM standartlarına uygun adım atmaması halinde bu tespiti yaparak ülkenin karara uygun davranmayı reddettiği tespitinde bulunduğu vakit konuyu AİHM'e taşıyabilir Bakanlar Komitesi. Bu bir prosedür. Biz Bakanlar Komitesi'nin daha fazla gecikmeksizin, yani aradan geçen 8 yıllık sürede ve Türkiye'nin verdiği yanıtların içeriğinden kaynaklı bu tespiti yapıp konuyu AİHM'e taşımasını bekliyoruz. AİHM yeni bir değerlendirme ile üye ülkenin karara uygun davranıp davranmadığının kararını verecek. Eğer davranmadığı kararını verirse tekrar komiteye gönderir ve komite bu konuda alınacağı yeni tedbirler, yeni kararlarla Avrupa Konseyi'nin gündemine konuyu taşıyabilir ve Türkiye'nin üyelik koşullarını gündem haline getirebilir ve kimi bazı yaptırımları da gündeme alabilir. Ama Avrupa Konseyi'nin de bu konuda olumsuz bir noktasını belirtmem gerekiyor. Örneğin Kasım-Aralık başındaki toplantıda aldığı kimi kararlar oldu. Ara kararlar ve çağrılar oldu. Yani çağrıları elbette yasal düzenlemelerin yapılması, bu konuda kaç kişinin etkilendiği, kaç kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çektiği, istatistikleri de Türkiye'den talep etmişti. Yasal düzenlemeleri de bir an önce düzeltmesi gerektiği çağrısında yapmıştı. Ancak bu gelişmelere rağmen Avrupa Konseyi Mart sonunda yayınladığı bir yıllık raporu vardı. Ve bu yıllık raporun içerisinde ağırlaştırılmış müebbetle ilgili izleme sürecine dair gelişmeler bulunmuyordu. Yani Bakanlar Komitesi'nde bu konuda hukukun gerektiği, evrensel hukukun gerektirdiği, AİHM standartlarının gerektirdiği çerçevenin dışına çıkmayıp gereğini etkili bir şekilde takip etmesini bekliyoruz. Bu yönüyle Türkiye'den karara uygun adımlar atmasını beklediğimiz gibi Bakanlar Komitesi'nden de bu süreci etkili bir şekilde takip etmesini ve sürece yaymadan etkili adımlarla Türkiye'nin yasal düzenlemeler yapmasını sağlamasını bekliyoruz. Türkiye'nin yanıtında bizim yaptığımız başvuru içeriğinde daha önce yaptığımız başvurularla aynı olduğunu belirtiyor. Ama aynı değil. Konuşmamızın başında da ifade ettim. Son 10 aylık hukuksal kimi gelişmelerle ilgili Sayın Öcalan'ın özgürlük hakkının sağlanıp sağlanmadığına yönelik hukuksal gelişmeleri içerdiğinden dolayı yeni gelişmeler, yeni durumlar. Bu yüzden Bakanlar Komitesi'nin bunu zaten başvurumuzdan anlayacağı sebebiyle Eylül toplantısına kadar yeni bir başvuru yapmayacağız. Eylül ara toplantı sonuçlarına göre gerek biz, gerekse de STK'ların bu konunun takipçisi olacağını biliyoruz. Oradan çıkacak kararlara göre biz de ihtiyaca göre yeni başvuru yapıp yapmayacağımızı değerlendireceğiz. 3 ayda bir aldığı toplantılar var Bakanlar Komitesi'nin. Bunları yakından takip ediyoruz. Kamuoyundan da bu bahsettiğimiz hem Türkiye açısından beklentilerimiz hem de Bakanlar Komitesi açısından beklentilerimizle karşı duyarlı olmaya da davet ediyoruz.